Uzak diyarlarda öğretmen olmak, birçok kişinin göremediği ışıklarda çalışmaktır. Anadan ayrı kalmaktır, sıladan ayrı kalmaktır. Zordur uzaklarda öğretmen olmak ama mücadeledir. O minik yürekler için durmadan çabalamaktır. Evet, İrem öğretmene öğretmenliği öğreten o güzel şehirden başlamak istiyorum. 2012 yılının soğuk bir Şubat ayında kesişti yollarım Şırnak ilinde. Namı diğer şehri Nuh'ta. Ne verirseniz almaya hazır öğrencilerle doluydu orası. Farklı diller konuşabilirdiniz ama iletişimi sağlayan sadece gözlerdi. Ve o gözler için her şeyi yapmaya değerdi. O çocukların bir masaya, bir sıraya veyahut bir yardıma ihtiyacı yoktu. O çocukların onlara kucak açan, onları seven, onları bir birey olarak kabul eden öğretmenlere ihtiyaçları vardı. Evet, Doktor Maria Montessori'ydi aslında bana ilham olan. Onun nasıl şartlarda, ne koşullarda yeni bir eğitim modeli geliştirdiğiydi aslında bana ilham olan. Ve Montessori eğitimini uygulamaya karar verdim. Montessori eğitimi şu anki ülkemizde yaygın olan bir eğitim modeli değildi. Ve materyallerin temini inanılmaz zordu. Ve neredeyse maaşımın büyük bir çoğunluğunu vererek materyalleri yurt dışından tedarik ettim. Ve 5 yıl içerisinde 100'den fazla çocuk bu eğitim modeliyle tanışarak oradan mezun oldu. Sadece yaptığım bu çalışma mıydı? Kesinlikle değil. Öncelikli olarak kadınlarımızdı bizim için önemli olan. Çünkü bir toplumu değiştiren, bir çocuğu yetiştiren kadınlarımızdı. Ve bu yüzden kalkınma ajanslarına projeler yazarak kadınlara yönelik çalışmalar geliştirdim. Ve bunları yürüttüm. Ve aynı zamanda oluşturduğumuz, Türkiye'ye entegre ettiğimiz bu eğitim modelini ebeveynlere ulaştırabilmek adına bir kitap yazdım. Çok kısa sürede o kitap birçok haneye ulaşarak annelerimizin, ebeveynlerimizin çocuklarla ev içerisinde etkinlikler yapmasına vesile oldu. Peki sadece kadınlar mıydı? Sadece öğretmenler miydi hedefimiz? Tabii ki değil. Çocuklarımıza rol model olmasını istediğimiz ünlü bilim insanlarını, Türk bilim insanlarını tanıtmak istedik çocuklarımıza. Ve bu yüzden 2015 yılında Aziz Sancar, Profesör Doktor Aziz Sancar'ı konu alan bir hikaye kitabı yazdım. Çok kısa sürede birçok haneye ve birçok sınıfa bu kitabımız ulaşmış oldu. Evet, sadece bir sınıfta çalışarak 20 çocuğa yetebilirdim ama benim hedefim birden fazla çocuğa ulaşabilmekti. Bu yüzden İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı araştırma geliştirme biriminde görev alarak öğretmen eğitimlerine başladım. Pandemi süreci de dahil olmak üzere gönüllü ve görevli olarak vermiş olduğum eğitimlerin sayısı oldukça fazla. Yaklaşık 18 binden fazla öğretmene alternatif eğitimle buluşturdum. Artık benim sadece bir sınıfım yoktu. Benim yüzlerce sınıfım, binlerce öğretmen arkadaşım ve yüreğine dokunduğum binlerce öğrencim vardı. Peki sadece yaptığımız çalışmalar bunlar mıydı? Tabii ki değil. Sırada öğretmenlerimiz ve kendim vardı. Eğer bir öğretmen kendini geliştiremezse, aynı yerinde sayarsa ne yazık ki bir süre sonra çocuklara fayda sağlayamayacaktı. Bir Avrupa Birliği projesi yazdım ve yazdığım bu proje Avrupa Bakanlığı tarafından örnek proje olarak seçildi ve Ulusal Ajans'ın kitapçığında 3 yıl boyunca projemize yer verdiler. Ve 81 ile bu proje örnek olarak 3 yıl boyunca gösterildi. Peki bu çalışmaların sonucunda ne oldu? 2018 yılında Sabancı Vakfı Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'nda zamansız iyi örnek seçilerek bir kısa filmimiz çekildi. Ve bu kısa film çok kısa sürede Türkiye'nin birçok noktasına yayılarak bir kamu spotu oluşturdu. 2019 yılında Sivas'a değer katanların ödüllendirildiği bir ödül programında yılın öğretmeni ödülünü alma şerefine nail oldum. 2020 yılında dünyanın en büyük online platformlarından biri olan T4 Eğitim Zirvesi'nde ülkemizi temsil ederek dünyanın en iyi 100 öğretmeni arasına girme onuruna eriştim. Türk bayrağımızın böyle bir platformda yer alması benim için büyük bir onurdur. 2021 yılında Hindistan AKS Education Vakfı tarafından
110 ülkeden katılan öğretmenler arasından küresel öğretmen ödülüne layık görüldüm. Bu ödül ve bayrağımızın orada dalgalanması bizler için büyük bir şeref ve onurdur. Bu ödüller asla şahsımın değil. Bu ödüller bizlere sonsuz güvenen, bizlere o gülen gözlerle bakan öğrencilerimizindir. Bu ödüller şahsımın asla değil. Bu ödüller Türkiye'nin dört bir köşesinde canla başla mücadele eden, öğrencileri için neler yapabilirimin derdine düşen bütün öğretmenlerimizindir. Evet, ben İrem Savcı Köroğlu. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas şehrinde görev yapıyorum. Hala bir yanım kırsal bölgelerdeki çocuklar için çabalıyor ve bu yüzden de çalışma ekonomisi ana bilim dalı yoksulluk çalışmalarında doktora programında devam etmekteyim ve eğitim yoksulluğu üzerine çalışmalar yapıyorum. Evet, ben İrem öğretmen. Zorluklarla mücadele etmeyi çocuklarımın gözlerinin içine bakarak öğrenen kişiyim. Eğer ilk atandığımda karşılaştığım herhangi bir zorlukta pes etmiş olsaydım, bugün karşınızda bu sunumu yapamıyor olacaktım. Unutmayın, her şey hayal etmekle başlar. İnsan emek verdiği şeyler uğruna mücadele eder. O yüzden elinizdekilerle en iyisini yapmaya çalışın. Çünkü bir öğretmen isterse dünyayı bile değiştirebilir ve bir çocuk isterse o da dünyayı değiştirir. Ve bizim en büyük hedefimiz dünyayı değiştirebilen çocukları yetiştirebilmek. Evet, başta baş öğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye'nin dört bir noktasında canla başla mücadele eden, ilmini, bilmini etrafa yaymaya çalışan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü canlı gönülden kutluyorum. Bilgiye susamış pınarların kanayan yaralarına merhem olabilmeniz dileğiyle. İyi ki öğretmenim. Ay, çok teşekkür ederim. Sen bu çiçeklerden daha güzelsin, biliyor musun? Gel bakalım.